Göçek'ten herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Göçek'ten sesleniyorum. Burası Fethiye'ye bağlı çok güzel bir yer. Daha ilk adım attığımız gibi o muhteşem deniz havası, sahil boyu, o güzel rengarenk sokaklar gerçekten de insanı içine alıyor. Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Şirinköy yani Göçek 1980 yıllarına dek sessiz sakin bir yerken son dönemlerde büyük gelişme göstermiştir. Ege'nin Akdeniz'e açılan geçit kapısı olarak nitelendirebileceğimiz belde yeşile bürünmüş sahilleri ve cenneti andıran koyları ile namı Türkiye sınırlarını aşarak dünyaya yayılmıştır. Biz de şimdi Akyaka, Dalyan, Dalaman derken şimdi Göçek'teyiz arkadaşlar ve Göçek'i gezmeye başlıyoruz. Tabakta da veriyorlar, evet. Hı. O şekilde. Şu mavi. Evet, böyle sıra sıra tekne turları da yapılıyor. Adalara da götürüyorlar. Burada da haritada göstermiş zaten. Nerelere götürdüğünü. Göçek Adası, Tersane, Domuz Adası gibi güneye götürüyor. Sırasıyla böyle sahil kenarında restoranlar, kafeler. Göçek'teki sahil boyunca uzanan restoranlar özellikle deniz ürünleri tatmak için birebir arkadaşlar. Birçok kafe ve restoran bulunuyor sahil boyu. Akdeniz'i Ege ile buluşturan Göçek Marina, Türkiye'nin en korunaklı marinalarından bir tanesi olma niteliğini taşıyor. Büyük bir kısmı koruma altına alınan bölgede kurulan tesis çevreye son derece duyarlıdır. Etrafı doğal güzellikleriyle kaplı olan marina, heyecanlı yarışlara da ev sahipliği yapmaktadır arkadaşlar. Merkeze uzaklığı 5 dakika olup kordon boyu kafe ve restoran sayıları oldukça fazladır. Buradan böyle tekne kiralanabiliyor. 2 saati 100 euro. Demarin. Evet. Tam bu noktayı arıyordum. Hep fotoğraflarda Göçek'le ilgili gördüğümüz o güzel manzaralı yere geldim muhtemelen. Merkeze çok yakın bir konumda. Böyle bir buçuk kilometrelik bir yol görünce çok uzak mı diye de düşündüm ama çok da uzak değilmiş.
Göçek'in içinde kendinizi serin sulara atabileceğiniz tek yer bu özel plaj Göçek D Marin'dir arkadaşlar. Çam ormanlarıyla çevrelenmiş bölge, Mısır'dan getirilmiş özel kumu ile ziyaretçilerinin her anını özel yani hissetmesini sağlıyor. Hava çok sıcak, çok aşırı sıcak ama muhteşem. Köprünün üstünde fotoğraf çekilen insanlar var. Muhtemelen o meşhur görüntü burada. Şimdi oraya doğru yürüyorum. Wow. İşte bu. Çok şirin araçlar. Araçlar da sizi böyle bırakıyor, gezdiriyor. Muhteşem güzel manzaralar eşliğinde böyle gezebiliyorsunuz. Çok lüks bir yermiş Malana. Muhteşem evler. Bu araçlar geliyor. Şimdi böyle Göçek sokaklarına giriyoruz. Gülhan da böyle yanında böyle tek tek sokakları keşfediyoruz. Böyle araçlar da geçiyor. Bunlar da böyle belli noktalara sizleri bırakıyorlar veya gezdiriyorlar. Henüz tam bilmiyorum. Böyle şimdi çarşının içine geçeceğiz Gülhan'la beraber. Gülhan da çarşı içlerini çok seviyor zaten. Evet. Neden peki Gülhan? Bilmiyorum. Çünkü genelde çarşı içlerinde bir şeyler buluyor. Kendine göre takılar, bir şeyler bulabiliyor, görebiliyor. Evet, mesela en son tatildeyken bunu aldık. Onu nereden aldık? Dalyan'dan aldık. Evet, bunu Dalyan'dan. Evet, bundan önce Dalyan'daydık. Orayla ilgili videomu da zaten paylaşmış oldum. Merak edenler o videoma da mutlaka göz atsınlar. Çok güzel, doğa manzaralı, harika bir yerdi Dalyan'da. Çok memnun kaldık. Göçek de çok güzel bir yer gerçekten. Böyle yeşillikli. Ama hava çok sıcak olduğu için tam öğlen saatlerinde buraya geldik. Hava zorluyor açıkçası. Ama yine de çok güzel. Bakalım. Hadi bakalım. Böyle çarşı içine de yürüyelim. Şimdi bakalım böyle Göçek çarşının içine gireceğiz. Zaten ufak sahili de çarşısı da ufak diye tahmin ediyorum. Göreceğiz bakalım. Var.
tane Migros bulduk. Göçek Çarşısı başta hediyelik eşya alışverişi olmak üzere çeşitli ürünleri satın alma imkanını sunmasının yanı sıra yöresel lezzetler ve dünya mutfağından örnekleri denemek için de gelinebilecek önemli duraklar arasında bulunuyor. Atatürk'ün arkasında maden işçisi, emekçi bir kadın. Böyle Carrefour, Migros, Şok Market'le denk geldik. Yani merkezde hemen var. Evet. Kolla yapma Aa Gülen bak. Şunlar çok güzel. Bu da o Marina. Bu kadar küçükmüş buradaki. Ne bak sen de şuradaki bile. Nereye bilir bak. Hediyelik eşya cenneti gibi. Gourmet Ganesh. Böylelikle de videomun sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımda yani Fethiye'de görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve kanalıma abone olmayı da unutmayın.